Herkese merhabalar. Şimdi uzun zamandır sorulan, çekmemi istediğiniz bir video var. Kar efekti nasıl uygulanıyor? Şimdi parafinimi erittim. Şu anda ilk sıcaklığında. Ocaktan yeni aldım. Şimdi çam ağacında kar efekti yapacağız ama onun dışında bir de ben midyede de yapayım istiyorum. Şimdi bu daha çok sıcak ama şöyle biraz döküyorum renksizken. Tamam mı? Sonra bu döktüğümü bu şekilde getirip böyle incelterek, tamam, incelterek bu şekilde buralara dolduruyorum. Hem çok ince bir tabak olduğu için çok çabuk donuyor. Mesela bu dondu şu anda. Birazcık daha koyalım. Zaten parafinimiz şeyde, parafin de çok çabuk donuyor. Donmaya geçiyor hemen. Böyle. Tamam, bu şekilde. Böyle. İçinden iç yüzeyini bu şekilde yapıyoruz. Şu anda hepsi dondu. Gördünüz mü? Harika. Şimdi bir de midyede. Midyede ilk kez deneyeceğim ben de. Bunu nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle. Bunda da böyle biraz şey olacak galiba. Böyle. Hepsi olmayacak. Böyle biraz alalı bulalı şekilli falan olacak galiba. Şöyle hepsini. Eğer bu yaptığımızda da mesela dışı bir renk, içi bir renk olur. Eğer yapabilirsek. Tabii ben kar efekti gibi vereyim diyorum ama şu anda her yer kaplandı. Bir alt kısımları kaldı. Şu iç kısımları. Oralar için biraz daha dökeyim. En azından. Bu da tamam. Gördüğünüz gibi hemen dondu zaten. Şimdi renklendirmeye geçelim. Koyu bir renk tercih ettim. Ki neden? Çünkü en azından bu kar yağmış gibi efekti belli olsun şeyde. Attığım an boya çözülmeye başladı. Görüyor musunuz? Bayağı da koyu olsun istiyorum. O yüzden çok yapacağım. Bu da bildiğiniz pastel boya. Yani şey değil. Böyle mum boyası falan değil. Bildiğiniz pastel boya. Karıştırdıkça da soğuyor. Soğudukça da donmaya başladı. Böyle sütlü kahve gibi değil de daha yoğun bir şey olsun istiyorum. Parafin de donmaya başladı bu arada. Bayağı sağlam donuyor yani hemen. Çok iyi. Ben de merak ediyorum bu renk nasıl olacak. Bayağı bir koyu olması lazım. Çok güzel hemen çözünüyor gördüğünüz gibi. Ve eşit dağılıyor. En azından şey gibi değil yani bu toz boyalar gibi değil. Gerçekten toz boyalar insanı çok strese sokuyor, dağılmıyor, parça parça kalıyor, görüntü çok kötü oluyor. Toz boyalar kötü. Ama bu pastel boyalar çok iyi. Hem de şey, pastel boyaların böyle ucuz adi olanları bence daha iyi. Çok kaliteli olanlar da çok güzel, hemen çözülmüyor. Mum bayağı, parafin bayağı böyle donmaya geçti. Bu çok sıcak değil şu anda. Bunların içindekiler de dondu. Renksiz dondular. Şimdi bunları oraya aktaracağım. Hem onları eritip rengi harmanlamayacak, karıştırmayacak. Farklı renklerde duracak.
Şimdi hadi bakalım. İşte bu kadar. Bakalım donduğunu nasıl olacaksın? Çok çabuk hemen donmaya da başladı bu arada. Senin de biraz düzgün olman lazım. Bunu da eğer çökmeler olursa sonrasında eklerim üstüne. Umarım olmaz. Çünkü boya zaten fazlasıyla soğuk resmen. Şu bakar mısınız hemen dolmaya başladı. Kalıptan çıkartırken yine sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere şimdilik. Evet arkadaşlar, sanırım bir çocukları almaya gittim. Bir iki saat falan geçti galiba üstünden. Gitmeden bir 15 dakika olduktan sonra şununla oynadım. Bunu şey yapmış olabilirim. Kırmış olabilirim diye düşündüm ama kırılmamış. Gördüğünüz gibi böyle sanki böyle bir zar içindeymiş gibi. Yandıkça içinden koyu kahve çıkacak. Kare efektine de bakalım. Olmuş mu sizce kare efektimiz? Gayet güzel. Gördünüz mü? Bu şekilde. Ben daha yoğun yaptım. Siz daha hafif yapabilirsiniz. Yandıkça içinden şey çıkacak tabii, kahverengiler çıkacak. Kalıptan çıkmış halleri bu şekilde. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.